Herkese merhabalar, genç yıldızlarımız uluslararası başarıları elde etmeye devam ediyor. Hasan Hüseyin Çelik, 14 yaşında, ikinci uluslararası usta normunu almayı başardı. Hocası Hakan Aydın'ı ve dersleriyle destek veren büyük usta Dragan Şolak'ı tebrik ediyoruz. Dragan Şolak hem dersler veriyor online olarak hem de e, uluslararası turnuvalar organize ediyor. Kayssa ismi altında, uluslararası kapalı turnuvalar. ...organize ederek Türkiye'nin önemli bir açığını kapatıyor. Bu açıdan çok önemli bir isim. Şimdi gelelim Hasan Hüseyin Çelik'in kazandığı güzel bir oyuna. Son turnuvasından rakip Sicile savunmasıyla başladı. Açık Sicile savunmasında siyahların tercihi Richter Rauser varyantı. Fil G5 E6'dan sonra Beyazlar Vezir D2 ile uzun rok atmak istiyor... 6 hamlesine benim bildiğim en iyi hamle burada uzun rok ama sonradan gördüm ki atılır C6 da bu oyunda da anlayacağımız gibi çok çok ilginç bir hamle. Normal şartlarda bu at değişimini yapmazsınız çünkü piyon merkeze doğru gelir ve siyahlara B hatta açılır ama bunun pek faydasını bu oyunda görmeyecek siyahlar. Uzun roktan sonra file yedi ve şimdi dahası beyazlar Fil çiftinden de vazgeçiyor. Fil alır F6 yapıyor. Fil F6 yapınca D6 piyonu boşta kalacak ve çok iyi bir oyun sonu. G alır F6 yapıyor siyahlar. Ve şimdi merkez aşırı güvenli gibi ama hantal bir merkez. Baktığımızda siyahların fil çifti var. Ama uzunca bir süredir biliyoruz ki fil çiftiyle fil çifti üstünlüğü arasında dağlar kadar fark var. Fil çiftine sahip olmak üstünlüğün garanti edilmesini sağlamıyor. Fil C4, H5, kale H1, A5. Şu konuma bakar mısınız? Burada bir gariplik fark etmiyor musunuz? Beyazlar tüm taşlarının, aletlerinin gelişimini tamamladı. Rokunu attı. 12. hamle yapıldı. Siyahlar da son hamlesini yaptı. Yani karşılıklı 12 şer tane hamle yapıldı. Ama siyahların topu topu sadece bir fili gelişmiş durumda. Nerede bu gelişim? Nerede satrançtaki gelişim? Siyahlar ihmal etmiş durumda. Bırakın ihmal etmeyi. Hiçbir şekilde doğru düzgün gerçekleştirmemiş durumda. Normalde bu oyunun bitik olduğunu falan söyleyebilirsiniz. Ama yine de siyahların kötü olsa da o kadar kötü olmadığını belirteyim. Çünkü beyazlar gelişim üstünlüğünden şu kirpi gibi merkez yüzünden kirpi gibi dikenlerini çıkarmış rakip taşları aletleri yaklaştırmıyor. Bu merkez yüzünden beyazların kazancı üstünlüğü kesinlikle garanti değil. Şimdi fil B3 oynamış siyahların bu A4 sürüşünü de engellemek için siyahlar kale B8 yapınca eh gelişim üstünlüğü olan taraf ne yapmalı? Konumu açmaya çalışmalı ki gelişim üstünden yararlansın. Beyazların tek eksiği o kaleleri, filleri, atları için uygun kaleler yok. Açık atlar yok. Atın zıplayabileceği kare yok. Siyahlar fil D7 yapınca şimdi F5 tipik hamle E6'ya bas kuruyor. Ve siyahlar ilk hatasını yapıyor. E5 sürmek soru. Çünkü e, siyah merkezin esnekliği azalıyor diyelim. Oysa ki burada yapılması gereken hamle vezir B6 ve beyazlar şah birbiriyle oynayabilir. Bu şah birbirinin anlamı ne? Oyna diyor rakibe sen ne yapacaksın? Sıkıntı burada siyahlar tamam sağlam duruyor ama bir şey yapmaya kalkıştığı zaman bir yerlerden açık verecek. İşte böyle bir durumda yanılmıyorsam bilgisayar siyah şah f8 öneriyor. Ve hadi artı bir civarında beyazların bir üstünlüğü var diyor. Fakat şah f8'den sonra ne olacak anlamak çok zor. O yüzden satrancını geliştirenlere bir tavsiye. Bilgisayar konum değerlendirmesiyle ilgili bir değer verebilir ama kendi kendinize bakın. Ben bu konumda oynayabilir miyim? Mutlu muyum? Hamle rahat bulabilir miyim? Yoksa bilgisayar eşit diyor ama sıkıntılı bir konum mu? Bu çok önemli. Şimdi neyse oyuna dönelim. Siyahlar e5 yapınca şah b 1 vezir b6'ya kale e3 oynamış. Fil f8'e e kale d3. Şimdi tehdit Kale alır D6 elbette. Siyahlar H4 yaptı diyelim. Niye yapacaksa o da ayrı bir konu ama Fil D6, Vezir D6'dan sonra çifte tehdit olur ve konum dökülür. E Burada kale 3'e siyah h 6 yaparsa vezireyi kaçtıktan sonra kale 2 kale 1'den istediği için filin geri dönmekten başka çaresi yok zaten. Siyahlar Vezir C7 de oynamış. Kalite fedasını engellemek için. A3. Beyaz yine akıllıca oynuyor. Oyna bakalım diyor. Bazen bu da önemli bir tekniktir. Rakibe oyna ne yapacaksın? Ne olur olmaz diye bir hava deliği de açılmış durumda. Siyahlar fil c8 oynayınca. Şimdi kale a3. Sürüden ayrılan kuzuyu kapma düşüncesiyle fil a6'ya g4 açmazdan piyonu kazanıyor. Vezir b7 g alır h5. Fil c4. Bu piyon tehlike oluşturacak mı? Oluşturacak elbette. O yüzden siyahlar bir şey yapmalı. Sonuçta bir geçeri var beyazların. Fil C4 ile filini bırakıyor. E alırsa tabi buradan mat var. Buna razı olacak hali yok. Fil C4'e at A4 gelmiş. Fil B5 geri dönünce C4 de fili tekrar zorluyor. Fil A6 kaçınca fil A2 çekiyor. Ve şimdi bir de kale B3 gibi hamlelerle uğraşmak zorunda siyah. Vezir C7 gelmiş. H6 piyonu sürdü. Kale H7 ile bloke ediyor yoksa piyon iyice ilerleyecek. H7, kale G1, kale G8 gibi fikirler var. Kale H7'ye şah A1. Yine ne olur ne olmaz hamlesi. Şah E7, kale G1, vezir A7. Hemen kale G8 de olabilir ama şimdi beyazlar zaman da bilmiyorum, zaman da azalmış olabilir. Flash 6 gibi bir taktikle uğraşmak istemiyor. Kale g 3 geliyor. Kale B7 yapınca, şimdi flash altı gibi fikirler olmayınca kale G8 dalıyor. Kale B8 oynayınca şimdi vezir alır A5'te piyonu alıyor. Daha önce niye almamıştı bu piyonu? Çünkü vezir alır A5'e G1 boştaydı. Evet buradan artık dalıyor. Beyazlar paramparça durumda. Aletler arasında bağlantı uzun süredir yok. Hiç olmadı ki zaten. Kale D8 oynamış. Kale B3 Beyazlar hem Şah hem Vezir Kanı'ndan her yerden geliyor da geliyor. At B6 giriyor. Kale D8'e. Kale B4. Kale B8'e. Niye kale B4 oynadı? Aa, C5 ile filin yolunda açmak istiyormuş. Ve dahası biraz, biraz sonra göreceğiniz gibi bu fikir. Kale aldı. Siyahlar o geçer piyonu aldı ama fil C4'ten sonra artık konum dökülmüştür. Açmazdan taş kaybediyor. Son bir debelenme. Ama pıtır pıtır taşları topluyor beyazlar. Kale tek başına ne yapsın? Buradan da bir çatal yedi. Kale alır c8'e. O ne? Alamıyor mu? Ama çatal yedi de. asıl fikir. kareyi boşaltmak. Kale b7. Vezir b7 yapınca fil b7. Kale alır c5 yanmış. E, dünya taş altta artık. Vezir de kaçabilir ama demiş ki. Ben fazla uğraşmak istemiyorum. Senin taşın kalmasın Vezir C5, D5, Fil C8'den sonra taşı kalmayan siyahlar terk etmek zorunda kalmış. Genç satrançımızı tebrik ediyoruz. İnşallah 3. normunda alarak kısa süre içerisinde uluslararası usta olmayı başarır. Öyle de gözüküyor. Kendisini ve hocalarını tebrik ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.